Sevgili arkadaşlar, şimdi size iki tane soru göstereceğim. Bu sorular da aslında çok havalı sorular arkadaşlar. Bunu bildiğiniz zaman karizma da yapıyorsunuz. Onun için dikkatli dinleyelim. Bakın, diyor ki bir düzenek yapmış. Burada diyor ki bir tane kare var, bir tane eşkenar üçgen var. ABC'de bir kare ve BCE üçgeni eşkenar üçgen ise x açısı kaç derecedir diyor. Bu tarz sorularda sanki hiçbir şey vermemiş gibi görünse de İlk önce şunu yapıyorsun. Kare diyorsa karenin bütün kenarları eşittir. Hadi canım. Evet. Karenin bütün kenarları eşittir. Açıları kaçtır? 90'ar derecedir. Bunları böyle bildiğini yaz arkadaşım. Yazdıktan sonra bak, eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirlerine eşittir. Açıları da 60'ar derecedir. Al bunu da yaz. 60. 60. Sonra soruya böyle uzaktan bir bak. Arkadaşım bize ne bilgisi saklamış? Bakalım bize ne bilgisi saklamış. Bakın, soruya baktığınızda şunu görmeniz lazım. Bak, şu üçgene bakın. Bu üçgen var ya, bu üçgen. Bu üçgen işte adamın sakladığı üçgen. Çünkü bu kenarı, bu kenara eşit. Bak, dikkat et. Dikkat et. Bu kenarı, bu kenara eşit. Ve buranın, bu açının uzunluğu, B açısının uzunluğu 90 artı 60'tan 90 artı 60'tan azıcık 150 ve ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin taban açıları birbirlerine eşittir. O zaman 180'den 150'yi çıkarttım. 30 kaldı hocam. Bunu da 2'ye böldüm. 15 15 paylaştırdım. Yani 15 buraya, 15 de buraya. Demek ki şu açılar, hangi açılar hocam? İşte şu açılar. Bak, şu açılar 15 derece. 15 derece ve 15 derece. Çok güzel. Eğer bu 15 derece ise o zaman 60'tan 15 çıkartırsam şuraya 45 derece kalır. Şimdi bak, bizden istenen şey şuradaki x. Burada dikkat ederseniz şurası 60, şurası 45, şurası da x. X artı 60 artı 45 eşittir 180. Tamam mı? X artı 105 eşittir 180. O zaman buradan x eşittir 180 eksi 105'ten, yani 75'tir. Şimdi arkadaşım bak, genelde siz böyle açıyı böyle yapmayı seviyorsunuz. Onun için ben de sizin sevdiğiniz gibi yaptım. Yani şu bölgede. Biz aslında şunu çok seviyoruz. Bakın, bu bilgiyi kullanmanızı çok istiyorum. Bu A, bu B ise A açısıyla B açısının kendisine, bak, İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açının iki iç açının toplamını kendisine komşu olmayan bir dış açının toplamına eşittir. Yani bununla bunun toplamı buraya eşit. Anlamadım hocam. Bak şöyle. Mesela burası 30. Burası 50 ya. 30 artı 50, burası direkt 80'dir. Sen ne yapıyorsun normalde? Bu 80'i bulur. Hocam burası da 100 eder diyorsun. Sonra tekrar 180'den çıkart, burayı 80 buluyorsun. Ben diyorum ki işte bu 100'ü bulmadan direkt 30 ile 50'yi topla, çat diye buraya 80 de. Bakın burada da 60 ile 15'in toplamı direkt burası 75. Çünkü burada tersten böyle bir aynı hikaye var. Yani bununla bunun toplamı buraya eşittir. 60 artı 15 75'tir. Bu da çok daha havalı, bunu yapmaktan daha havalı. Ama bunu da yapsan sıkıntı yok. Geldik bu C'ymiş. Geldik bu soruya, 8 numaraya. Şekilde ABCD karesi EDC üçgeni eşkenar üçgen, buna göre x açısı kaç derece? Bu soruyla bu soru aynı soru. Sadece tarzı farklı. Tamamen aynı. Yani başka şey, başka yerden sormuş. Bakın, karenin kenarlarını hemen işaretledim. Eşkenar üçgenlerde EDC, onu da işaretledim. Oh ne güzel. Hepsi birbirine eşit. Eşkenar üçgenin açıları 60'ar derece. Yazdım 60'ları. Burası 60'sı hocam. Şuraya 90'a tamamlayacak. Çünkü karenin de her köşesi 90 ya. Burası da 90 olacak. O zaman burası 30 derece. Bak, büyük tesadüf eseri sakladığı buldum hemen. Sakladığı EBC üçgeni. EBC üçgeni nasıl bir üçgen? EBC üçgeni İkizkenar bir üçgen. İkizkenar. Bu ikizkenarı buldum mu rahatla. Niye? İkizkenar. Burası 30. Şu açılar birbirlerine eşit. Ne yapacağım o zaman? 180'den 30 çıkarttım. 150. Bu açıyla bu açı aynı olduğu için, bak, şu açıyla şu açı, taban açıları aynı ikizkenar üçgende. Bunların hepsine AA desen o zaman ne olacak? 150 ya, 30 gitti. Yani 30 artı 2A
180'di. O zaman 30'unu attığın zaman bu 2 A'yı 150 buldun. A'nın her biri 75. Yani 152'ye böldüğün zaman zaten 75'i buluyorsun. Demek ki bu açılar 75 derece. 75'e 75 yazdım. Bu 90 dereceydi. 75 burası, buraya ne kaldı? 15 kaldı. Yani 90 eksi 75'ten x'i buluyorsun. X neymiş? 15 dereceymiş. A şıkkında 15'i gördüm. Arkadaşım ikisi çok güzel soru. Bakın bu soruları unutmayın. Size çok şey kazandıracaktır. Görüşmek üzere.